İşin kopabileceği noktaya gelirsek yani dolar da aniden tekrar filmin koptuğu noktaya gelirsek dolar şuraya gider, buraya giderleri tahmin etmemiz gereken zor anlar geliyor. Bastırmazlarsa doları film kopar zaten. Ondan sonra anlatacak konuşacak fazla çok fazla başka konularımız olur. Ortodoks ekonomi modeliyle bu işten çıkamayız. Bu düzen artık bitti. E, devrim hocam dolar kuru için Tunç hocam Tunç, bilmiyorum kim 15.6 hedefini veriyor ki ben de aynı düşünceyim Mars sonu için kur tahmininiz nedir diyor ya, teknik olarak ben hala e, bu 14.5'tan bir dönüş geçen hafta bir tweet attım tam 14.5 seviyesindeyken 14.55'lerdeyken e, veya burada 14.60'a kadar değdi dolar kurunda ben e, ya olasılıklar var yani yükselme 15'leri rakamlara gitmez demiyorum ama her gidişinde tekrar üzerine ile ilgili e, manevralar gelebileceğini düşünüyorum. Teknik olarak mümkün ama her kalkışında yani teknik olarak dolar 13.80'lerin üzerinde kaldığı sürece e, yukarı yönü devam ediyor. Burada benim söylemek istediğim e, dolardaki tahminler yani olmaz demiyorum ama her kalkışında üstüne basmaya devam edecek bir merkez bankası görüyorum zaten işin kopabileceği noktaya gelirsek yani dolarda aniden tekrar filmin koptuğu noktaya gelirsek zaten e, çok fazla kaybımız olacak. Yani böyle artık 17'de durur, 18'de durur tahminleri pek e, afaki olur. O açıdan ya bu bölgelerde tutacağız yani e, Tunç, e, Tunç Bey'in şeyine e, olmaz demiyorum. 15.6 demiş olabilir ama ben hala bu bölgede e, doların kontrol altında tutulduğunu görüyorum. Teknik olarak 13.80 üzerinde e, pozitif yön ama ben e, kişisel olarak bugün bugün mesela enteresan bir şey vardı. Yani şimdi bunu yakalamaya çalışmaktan çok dolar gider mi kaldıraç mı ne yapacağım Mesela TL'de kaldınız. Bugün bir arbitraj fırsatı vardı. Onunla ilgili bir kısa video çektim. Mesela biraz profesyonel olduğu için herkes anlamamış olabilir. Mesela vadeli işlemler borsası, VIOP yani e, borsada e, kontratlarla işlem yaptığınız borsa da dolar TL kontratı alıp satılabilen bir kontrat. Orada 1'e 10 kaldıraçla normalde işlem yapabiliyorsunuz ve bir aracı kurum vasıtasıyla işlem yapıyorsunuz. Şimdi normalde orada her ayın sonunda kontratlar var. İşte 31 Mart, 30 Nisan, 30 31 Mayıs öyle gidiyor her ayın sonunda. Şimdi normalde bu kontratlar o ayın sonundaki dolar kuru esas alınarak tahminler üzerine kurulu. Yani bugünkü kuru neyse bir aylık faiz farkını ona ekliyorsunuz. Yaklaşık onu o kadar yukarıda gezmesi gerekiyor. Mesela dolar bugün Tam 14 onlardayken e, bunun üzerine bir ayda ne kadar getirisi olabilir bir paranın? Türkiye'de işte faizler %15, 20 alın en fazla. Ona %1,5 gibi bir maksimum bir getiri sağlarsınız bürüt. Şimdi e, o %3'ün üzerinde yukarıda seyrediyordu e, fark. Bu neden? Londra'da swap piyasasında faizler %50'lerde 60'larda geziniyor. Türk lirası faizleri. Çünkü Türk lirası bulamıyorlar ve Türkiye'de, e, Türkiye Merkez Bankası da oraya para vermiyor ki verdirmiyor ki Türk lirası kimseye bankaları denetliyor kesiyor ki orada Türk lirası bulup shortlayıp Türk lirası üzerinde baskı yaratmasınlar diye. Şimdi bu strateji doğru mudur yanlış mıdır? Ya bu bence başta çok yanlıştı ama artık mecburlar. Yani bir işte bundan 3-4 sene önce ilk defa yapıldı. O zaman çok eleştirilmişti ve bizi gerçekten Batı finansal sisteminin dışına itmişti. Ama bugün zaten Batı finansal dışının sisteminin bayağı dışındayız. O açıdan artık yapılmasını yadırgamıyorum, garipsemiyorum. Şimdi artık mecburlar yapmaya, yapmaya devam ediyorlar. Orada TL bulamayınca tabii faizleri yükseliyor. Şimdi onu biyop piyasasına yansıttığınız anda siz yatırımcı olarak buradan 10 bin dolar alıp mesela spottan yani fiziki olarak 10 bin doları 14-10'dan bugün aldığınız zaman faiz farkı 14-60'lardayken e, orada vadeli işlemler piyasasında. Arada %3'ün üzerinde bir fark vardı. Yani buradan alıp oradan sattığınız zaman kontrat, spot alıp dolar. Burada bir arbitraj geliri oluşuyordu sizde %2 aylık net. Bu da hiçbir riski olmayan bir üründü. Onun için ben kısa bir video çektim. Tabii hala bugün anlatınca bile ben bunu biliyorum profesyonel olmayanlar için çok kolay değil. Ama şöyle anlatayım yani garantili bir kazanç sistemi oluşmuştu geçici olarak. Neden? Çünkü e, Hiçbir riske girmiyorsunuz doları burada alıyorsunuz aynı miktarda doları burada satıyorsunuz aradaki fark size kar olarak yazıyor. Şimdi bunu böyle anlatayım hani bu araştırmasını yapsınlar. Şimdi bu her zaman olmaz akşama mesela bu düştü yüzde %1'lere kadar düştü bu fark ve hmm. sıfırlandığı zaman zaten siz bu işlemi kapatacaksınız. O cebinize o parayı koyacaksınız bir anda yüzde iki para kazanmış olacaksınız. Yani %2 çok büyük bir para gelmeyebilir ama bunu ciddi bir rakamla yaptığınız zaman bir ayda bir buçuk ayda kazanacağınız parayı... Faizden Türk lirasındaysanız özellikle birkaç gün içinde elde etme fırsatınız oluyor. O açıdan şimdi e, dolar şuraya gider buraya giderleri tahmin etmemiz geçen zor anlar geliyor. Geldiği zaman teknik net sinyal geldiği zaman zaten uyarıyorum. Buraya kadar gidecek buradan dönecek. Ben şu anda o sinyali o kadar net görmüyorum. Yani gelişmelere bağlı evet uluslararası piyasalar karışmaya devam edecek. Ve karamsarım o açıdan dolar tl'ye de baskılar gelebilir ama her baskıda Bilin ki Ankara yönetimi ekonomi yönetimi muhtemelen yeni e, ürünlerle bunu bastırmaya çalışacak. O açıdan gitmez demem ama gittiği zaman satış fırsatları değerlendirilmeli diyorum. Çünkü zaten satılmayıp iş filminden koparsa yeni bir ürünle, bir faizle, bir süper bonoyla bastırmazlarsa doları. E, film kopar zaten ondan sonra anlatacak konuşacak fazla çok fazla başka konularımız olur. E, rublenin yaşadığı sorunları anlatmaya başlarız Türk Lirası üzerinde. O açıdan ben hala ona gelmediğimizi düşünüyorum. Umarım da e, bu konuda yanılmam. Çünkü dramatik şeyler tartışırız. Ama bu bunu biraz mart sonunda herhalde göreceğiz galiba değil mi? Biraz savaşın seyri, işte gıda krizi, bu hububatla ilgili krizler, e, ne, ne nereye gider filan biraz onlarla da göreceğiz. Zamlardan da çünkü çok ben hükümetin çok enflasyonla mücadele ettiğini düşünmüyorum açıkçası ya. Yani bir vergi indirimi <laughs> bununla mücadele değil de ne bileyim ilk akla gelen şey belki olabilir ki zaten çok faydası da olmadı açıkçası. Kesin. Kesin yani burada söylüyorum. Aynen, aynen. Ya burada çok fazla başka şeyler yapılmalı ve ama iş şu anda artık uluslararası siyaset çok devreye girdi. Yani yapacağınız çoğu şey de zaten biraz oraya bağımlı. Yani Türkiye'nin dövize ihtiyacı var. Ama işte hep söylüyorum şu anda yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Yani dünya gerçekten yeni bir dünya düzeni kuruluyor. O dünya düzeni eski bildiğimiz olgularla hala aynı şeyde savunan ben de bu konunun çok karşısındayım hala. Ortodoks ekonomi modeliyle bu işten çıkamayız. Ama geçici geçici dönemlerde yüksek faize mecburen ihtiyacımız var. Ama bizim uzun vadede yüksek faizle sadece portföy yatırımı çekelim. Bununla borç kapatalım falan. Bu düzen artık bitti. Yani bitmek zorunda zaten. Gelişmekte olan ekonomilerin bu ortodoks ekonomik politikalarıyla zaten bir yere varamadığını gördük. Ha bunun çözümü bu tarz şu anki uyguladığımız heterodoks adı altındaki ekonomik politikası. Yani tam olarak da bir politika net de çok temiz yok. Sonradan heterodox uygulanan şeyler adından bir isim gibi geliyor. <laughs> Yani Peki, ya burada bitiyor mu hocam? Bunu mu demek istiyorsunuz? Ya şimdi şöyle diyeyim çok daha totaliter e, sisteme doğru gidiyoruz. Mesela kapitalist sistemin en e, gözde ülkelerinden Kanada. Bir gece bakıyorsun insanların hesaplarını bloke ediyorlar, bankalardan para çekimi yasaklanıyor. Öbür taraftan Amerika diyor işte kripto piyasasına yasak getirin, orada şu olsun. E, yani. E, sistem vaat ettiği ya yani negatif şeylerden hep konuşuyoruz biz eleştirirken. Ama onun da bir vaat ettiği bir sistem var. Ne diyor? Welfare state yani ideal bir toplum yapısına ulaşacağız. Herkes orta sınıf şöyle ev sahibi olacak. Belli bir varlığı olacak. Şöyle olacak, böyle olacak diye vaat ettikleri şeyler sonunda sadece bir dolu borca sahip olan insanlar oldu. Yani şu anda dünya ödeyemeyeceği bir borç yükünün altında. Trilyonlarca dolar, dünya toplam gayri safi milli hastasının 3,5 katı filan bir borca, ödenmeyecek bir borca sahip bir e, dünya var.